Karşıda çevirmeler nanay 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 nanay. Karşıda çevirmeler nazar olan gözüm ay göz. Gözlerim oynar yarı gördüm bu gün. Sevgili seyirciler, sizinle beraber karı yağdıracağız, sizinle beraber gül açtıracağız. Evet, kar kış demiyoruz, köyden köye dolaşıyoruz. Amacımız köydeki yaşantıyı sizlere aktarabilmek. Efendim merhabalar. Bir köyden köye programıyla yeniden karşınızdayız. Sevgili seyirciler, bu köye bir Hamza gerekmiş. Hamza gibi bir adama ihtiyaç varmış. Biz tabii o Hamza'yı bulamadık ama bizim de Bülent'imiz var. Hamza kadar güçlü, kuvvetli. Bülent'i bir gün size göstereceğiz. Şu an kameraya omuzladığı gibi belki de Hamza'nın kaldırdığı güç kadar da gücü kaldıracak bir kuvvete sahip Bülent. Biz de Bülent'le Hamza Gerek Köyü'ne geldik. Hamza Gerek Köyü Kars merkeze bağlı güzel bir köyümüz. Bu mevsimde hasatlar toplandı, ekinler toplandı. Köylü biraz rahatladı. Artık düğünler başlayacak. Nişanlılar artık düğünlerini yapmaya başlıyorlar. Sonbahara girerken. Şimdi biz bir düğün evindeyiz. Hamza Gerek Köyü'ne bir gelin getireceğiz. Hem de Ordu'dan getireceğiz. Gelinimiz Ordu'dan Digor'a gelmiş öğretmen. Digor'da da şimdi evlendiği Tanju'yla tanışmışlar ve onların meslekleri bir araya getirmiş. Şimdi birazdan bu eve Ordu'dan bir gelin inecek. Biz de buna tanıklık edeceğiz sizlerle birlikte. Sözü çok uzatmayalım. Şimdi gelin bu eve gelmeden önce eskiden bu bölgedeki düğünlerin bir parçasıydı. Hatta öznesiydi. Ozanlar, halk ozanları. İşte onlardan günümüze hala bu gelenek sürüyor. Eskisi gibi değil ama parça parça da olsa, bir tadımlık da olsa onlar o geleneklerini sürdürüyorlar. Aslında 3 gün 3 gece çalıp söylenirdi. Hikayeli türküler anlatılırdı. Hikayeler anlatılır türkülü. Şimdi iki ozan, iki adaş, Arif Tehlioğlu ve Arif Gülcani şu an kurulan çadırın içerisinde köylülere sazlarıyla, sözleriyle, kısa hikayelerle, türkülerle bu düğünü sürdürüyorlar. Biz sözü çok uzatmayalım. İsterseniz bir onlara bir kulak verelim. Daha sonra da bu düğüne birlikte tanıklık edelim. Buyurun, köyden köye başlıyor. İtibarsız öze güvenmez sakın. Oğlun ağlar, kızın ağlar, yar yavar. Halidir bu dünya çalıştır. Oğlun ağlar, kızın ağlar, yar yavar. Kardeşler düşmandan beter. Ayrım evladın bir olsun yeter. Gücün olsa Azrail'a ne eder. Oğlun ağlar, kızın ağlar, yararlar. Thank you.
böyle gerçekten. Kendim oldum işte böyle gerçekten. Duam Hakk'a kirlenmesin leçekler. Meft olursun boş kalınca çeketler. Oğlun ağlar, kızın ağlar, yarabbar verdim, yarabbar verdim. Evet, buyurun. Evet, sağ olsun Dastan kameramanımız geldi, çok değerli kardeşlerimiz Muharrem Bey geldi. Kamera bağında çekmişlerdi. Düğünümüz çok güzel, şarkısı da var, aşığı da var, kamerasını da var, yönetmenisi de var, hepsi var. Çok teşekkürler, sağ olun. Çeşi gibi almış beni, eğilir bu ortalık beni. Ara, ara, baba, ara. Çeşi gibi almış beni, eğilir bu ortalık beni. Zalım bu ne, zalım bu ne. Zalımsız, zalım bu ne. Sevgili seyirciler, şimdi yanımızda damadın amcası var. Mehmet Ali Bey var. Biz uzaktan mutfağı gördük. Hani düğünlerde biz alışık olduğumuz bir manzara var. O tandırın üstünde kazanlar kurulur. Ve bu köylerin kendi merasında binbir çiçekli dağında otlayan hayvanlar düğünlerde kesilir. O kazanda, kazanın da bir aşçısı olur ama Mehmet Ali Bey dedi ki sizin gördüğünüz o görüntüler artık yok dedi. Gitti onlar. Çünkü döner hazırlanıyor. Hatta işi de sağlama bağladı. Dedi ki artık kazan açma, kazan açarken bahşiş bekleme bunlara tarihe karıştı. Ama şimdi bundan kurtulamazsınız bir toy babası olarak, bir amca olarak. Bunu da bir de döneri de bıçağı kesmez değil mi? Yani bir de bu var yani. Doğru, doğrudur. Şimdi... Yani nereden dolansanız, nereden gitseniz oraya çıkacaksınız o kapıdan. Tabii ki hiçbir zaman adet ve örf değişmez. Adet ve örf değişmediği için halkın genellik yaşadıkları değişmez. Evet. Toy babasından yanımızda duruyor. Ha, toy babası siz misiniz? Evet. Siz tabii doğru. Siz şimdi düğün sahibisiniz. Sıkıntı yok. Evet. İkimiz aynıyız. Değişmez. Dayı yeğeniz. Sıkıntı yok. Allah cümle Müslümanımız hayırlı etsin. Güzel bir gün. Mutlu bir gün. Mutlu olduk dedi, o mutlu bir gün. Yani toy babasına bilmem bir şeyler sormak ister misin? Ben soracağız. Soracağız. Siz amcasınız. Herhalde Kars'ta yaşamıyorsunuz. Bana öyle geliyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Tabii doğrudur. İnşaat. Belli. Evet. Ne iş yapıyorsunuz İstanbul'da? İnşaat işle uğraşırız. Evet. Şimdi Aşıklar içeride böyle gurbet türküsüyle biz baktık, içeri girdik. O türkü söyleniyor. Yani bu köylerden gurbette olmayan yok herhalde değil mi? Her köyden göç var. Büyük göçler var. Sizin köyden de galiba çok göç var. Kesinlikle bizim köyden de çok var. Şu an köyümüz 120 hane. İstanbul'da yaşam tarzı 221 hane. İki kat aşağı yukarı. Sadece İstanbul'da. Sadece İstanbul'da. Genelleme baktığımız zaman 380 diye derneğimizde görünüyor. Köyümüzün tabii ki çoğunluğu orada. Ama köyümüzün ne gibi bir özellikleri var? Aslında bunu aktarmak gerekiyor. Köyümüzdeki olan ilgilerin en önemlisi altını kırmızı çizgide çizeceğimiz bir nokta var. Düşman da olsak, dost da olsak, cenazede, düğünde bir aradayız. Evet. İstanbul için de bu geçerli. Kars Merkez Hamza Köre Köyü'nde bu geçerli. Olmazsa olmazımızdır. Evet. Belki küs olabiliriz. Belki dargın olabiliriz. Seçimden olan bir sıkıntılar olabilir. Bu köyün olmazsa olmaz seçimlerdir. Hepsinin küskünlük ve kıskınlık kızmalar oradan geliyor. Ama bu böyle bir günlerde ve cenazelerde bunu hep kökten kalkıyor. Gelir adam düğününü yapar. Gene küstüğü içinde. Olmazsa olmazımız. Sadece İstanbul'da değil herhalde Hamza gerekten başka illerde de var değil mi? Bursa, Ankara, şimdi, diğer... Evet var. Şöyle düşünelim. İzmir'de %10. Ankara'da %5. Bursa'da %2. Ama %95 İstanbul. İstanbul. Olmazsa olmaz İstanbul. Ana merkezimiz de İstanbul. Derneğimiz de orada. Geleneksel aynen orada yaşıyor. Yani bir araya geliyorsunuz orada yani. Kesinlikle. Efendim siz de toy babasısınız. Evet. Duruşunuzdan belli. Böyle ağa duruyorsunuz. Evet. Elde tesbih. Evet abi. Şimdi sizi neler bekliyor? Ne olacak bu saatten sonra? Bu saatten sonra Allah nasip ederse kendimiz atlandıracağız. Atlanmış, inecek, kapıya inecek. Evet, inecek. Evet. Gelenek, görenek neyse onu biz inşallah hazırlığını yapmışız, yapacağız. Evet.
böyle karşılayacağız. Şimdi Mehmet Ali Bey dedi ki o kazan devri kapandı. Şimdi hazır döner yapılıyor. Evet. Misafirlerinize döner ikram edeceksiniz. Evet. Önceden kazanın bir kapağı açılmıyordu. O aşçı toy babasından bir bahşişini alıyordu. Evet. Şimdi de bıçak kesmeyecek herhalde. Evet, kesecek, kesecek. Kesecek mi? Yani kesecek. Kesecek. İnşallah kesecek. Dayı yeğen olduğunu söylediniz mi? Bizim yeğenimizdi. Amca oğlu sayılırız. Evet. Benim annem rahmetli dayımın bazısı. Evet. Ben de onun bazısının torunu amca oğluyuz. Evet. Amca oğluyuz. Bu toy babalığı da size düştü haliyle. Evet, evet. Tabii. Evet. Tabii, sağ olasın. Hayırlı olsun. Öğretmenlerimize bir ömür boyu mutluluk diyoruz. Bu arada Yusuf damadımızın abisi değil mi? Evet. Yusuf şimdi Tanju Hoca evleniyor. Senin de tabii yani bir abi olarak bu şeyde senin de bir omuzun var. Evet. Öncelikle köyümüze geldiğiniz için hoş geldiniz. Sağ olun. Şeref verdiniz. Gerçekten sizi bu bölgede seviyoruz, önemsiyoruz. Tabii bir abinin en güzel, mutlu olması gereken bugün olsa gerek. Babam rahmetli oldu ama sağ olsun amcalarım, eşlerimiz, dostlarımız bugünümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Mutluyuz, sevinçliyiz. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olur. İnşallah hayırlı geçer düğünümüz. İnşallah. Bütün eşe dosta da buradan sonsuz teşekkürler ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığı için. Gerek size Muharrem Bey, gerek kameraman arkadaşlara. Kalıcı bir şey olsun diye sizi tercih ettik. Teşrif ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de sizin bu mutlu gününüzde yanınızda olmaktan, sizlerin mutlu anını görüntülemekten biz de çok keyif aldık. Almaya devam ediyoruz. Ve bir taraftan da ben tesbihinizi vereyim. Bir taraftan da gelenekleri de sürdürüyorsunuz. Yani bu Ozanlık demin programın açılışında söylemiştim. Siz daha iyi bilirsiniz. Yusuf'un yaşı biraz daha genç. Yani bu Ozanlar iki gün hikayeler anlatırlardı. Araya türküler koyarlardı. Evet. Çoban oğullar, Şeref Taşlova, Sabri Şimşeköğlu hepsini rahmetle anıyoruz. Evet, bu bölgenin o anlamda katkıları da oldular ama şimdi herhalde bu gelenek yavaş yavaş kayboluyor. Evet, tabii. Sağ olsunlar. İyi yetişmişler. İyi çaldı çağırdılar. İyi hikayelerini, sözlerini söylediler. İyi olmuş, çok olmuş. Allah geçenlerine de rahmet etsin. O bir aşklarımıza da Allah rahmet etsin. Yetişenlerimiz inşallah onların yerine gelir. Yusuf biz biraz da dolaşalım. Tabii ki, buyurun. Tekrar gözünüz aydın. Sağ ol, mutluluklar diliyoruz. Sağ ol. Senin adın ne? Ceren. Ceren okula gidiyor musun? Evet. Kaçıncı sınıfa geçtin? Beşe. Beşe. Evet. Karne nasıl geldi? İyi geldi. Peki var mı böyle kafanda yavaş yavaş şekillenen bir meslek? Ne olmayı düşünüyorsun? Evet. Öğretmen. Öğretmen. Neden öğretmen olmak istiyorsun? Çünkü öğretmen olmak daha güzel. Maaşını alıyorsun, haftada bir öğrencilerine ders veriyorsun. Öğrenci yetiştiriyorsun, adam yetiştiriyorsun topluma değil mi? Evet. En büyük, en kutsal, en güzel meslek öğretmenlik. Evet. Bütün mesleklerin hocası öğretmen. Doktorlarında, avukatlarında, mühendislerinde, mimarlarında, astronotlarında. Evet. Sizin torununuz mu? Öğretmen olmak istiyormuş dedesi. İnşallah. İnşallah. Eren seni böyle öğrencilerin karşısında öğretmen olarak görmek inşallah bize de denk gelir. Biz de görürüz. Derslerin iyi o zaman değil mi? Hı hı. Evet, o zaman öğretmen olmak için daha çok çalışacaksın. Bilgili, donanımlı, Atatürkçü, çağdaş bir öğretmen olacaksın değil mi? Evet. Fuat Sultan kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz abi. Hoş bulduk, biz de teşekkür ederiz. Kars'tan geldiniz herhalde. Kars'tan geldik. Üst kardeşler et lokantası bizimdir. Şimdi et size teslim edildi değil mi? Evet. Siz de teşkilatı alıp buraya geldiniz. Evet, geldik.
Mehmet Ali Bey'in Hamza Çelek'te düğünü var. Yapıyoruz abi. Allah hayırlı uğurlu etsin. Şimdiden bunu hazırlıyorsunuz. Bu abi. Yemek saatinde topluca. Nereye topluyorsunuz peki? Bunlar sıcak kalıyor mu? Ha, şu anda abi iki kazan dolu. İki kazan orada. Orada buharlı su var sıcak kaldığı için. Tamam mı? Misafirlerimize sıcak ikram edeceğiz yani. Buharlı suyun üzerinde abi. Bekletiyorsun. Evet, evet. Bülent sen hazinenin yanındaymışsın haberin yok. Bu bizim Bülent de bu manzarayı gördü mü bak şimdi tam etin de yerini söyledin durmayacak. Şimdi. Evet yesin afiye şeker olsun abi. Etler zengin et kasabının abi. Bobo reklam yapıyorsun bu arada bize. Kendimizin yani. Öyle mi? Sıkıntı yok abi. Tadına bakalım o zaman. Abi. Kameraman arkadaşımız da baktı abi. O kazanın başında oturacak kamera. Öyle mi? Evet. Bir kilo yesin abi canı sağ olsun. Bir kilo yiyebilir mi bir insan bu et? Yemez keser keser. Yemez. Bir de bu etin tadı bambaşka yani o abi, bizim abi. Kars'a gelen misafirler. Bak şimdi doğada bin bir çeşit şey var abi. Sen de buralı olduğun için bilirsin de. Evet. İşte onu anlatalım seyircimiz de bilsin. Evet. Bu eti birçok yerde bulamazlar yani o büyük yani. Şehirlerde özellikle besi hayvanlarından yapılan dönerleri, et yemekleri. Evet. Et tadmıyor yani oraların lokantalarında yediğiniz o dönerler falan burada hatta koku birkaç metre öncesinden geliyor. Evet. Kokusu lezzeti zaten elinize sağlık çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Peki bu bıçak kesti mi hemen böyle kolay? O şimdi mecbur kesecek kazan açmaya gelecek. Kazan açma olacak yani kazan açma olacak. Yani yöremizin adetidir mutlaka toy babası gelecek. Evet. Kazan açacak. Şimdi dedik ki başta yani önceden bu düğünlerde kazanlar tandırlarda pişiyordu. Kazan açması evet. Oluyordu. Evet. Mehmet Ali Bey dedi ki biz o işten kurtardık dedi. Artık döner var ama Mehmet Ali Bey bu dönerler kazanda bekletiyor. Yani elinde sonunda kazan açılacak yani. Evet. Bıçak kesmese bile kazan açılacak. İlla açı. Peki kolay gelsin şimdi. Bülent bu arada sen gidebilirsin. Bütün köyü dolaşabilirsin. Ben bir iki saat buradayım. Evet sen yemeye devam et. Ben yemeye devam edeyim. Aman 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 yıllar boyu gurbet elle sürüldüm barı gideceğim de baba yurduma baba yurduma aylar yıllar geçti yarıldı ya var gideceğim de ana baba yurduma baba yurduma ana yurduma canımdan vazgeçtim yaranamadım sinemde duruyor çıkmadı açım ardımdan ağlıyor anamla bacım gurbet elde bulunmaz ki ilacım var gideceğim ana baba yurduna. Sinemde duruyor çıkmadın acım ardımdan ağlıyor anamla bacım gurbet elde bulunmaz ki ilacım var gideceğim de baba yurduna ana yurduna, baba yurduna. Aman 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 aman. Ezdirin darımdayın aman aman aman. Ezber kesin dayın aman aman aman. Arif Gülcanım yoruldum artık sahte insanlara kırıldım artık
yeter. Ayakkabımda şerketim yeter. Var iki derseyim de kız baba yurdu. Ekrem abi, diyorum ki bundan bir 30-40 sene önce, çok da değil aslında. Ya önceden böyle düğünlerde ozanlar çalıp söylediği zaman herkes böyle ozanın ağzının içine bakardı. Ne anlatacak, ne diyecek. Hatta herkes pür dikkat dinlerdi ki bazen ozan o dalıp gidenleri, hatta uyuklayanları yakalardı. Onlara bir şeyler sorardı. Hikaye neresindeyiz, ne anlatıyordum ben diye. Eğer bilemezlerse onlara bir tarif derdi. Bir bahşiş isterdi. Şimdi o ozanların ağzının içine bakan bu toplum şimdi biraz böyle sırtını dönmüş ozanlara. Ne oldu? Ne değişti? Ya şimdi aşık dinleyen yok. Türküler çıktı, şarkılar çıktı, pop müziği çıktı. Onun için aşık millet daha doğrusu da, öldü. Bitti aşık geleneği. Yani şu anda iki ozan, iki evet. Adaş, Arif Telloğlu ve Arif Gülcani böyle çadırın içinde en gidip uzun geliyorlar sazları omuzlarında, ama sizler de böyle dışarıda sırtınızı dönmüşsünüz ozanlara. Yani siz de mi etkilendiniz o kültürden? Ya ben de, biz de etkilendik zaten. Dinleyen yok aşklar, doğrusu dinleyen yok, seven yok bundan sonra. Peki önceden seviliyordu? Önceden var idi, o örf adet var idi, onu dinliyordu, şimdi yok ama. Önceden var idi İlhami Demir, Allah rahmet etsin, Murat Çobanoğlu. Önemli aşıklarımız vardı mesela, adam onu dinlediği zaman zevke gelir. Şimdi yok. Peki bunlar da onların geleneği, yani devam ettiriyorlar ama eksik mi kaldılar? Ettirir ama biraz da manfaata dayalı devam ettirir. Yahu insanları canına doyururlar yani. Dikkat edin, onlar da o hikayeleri biliyorlardı. Ozan yanlış bir yola girdiğinde geri çekiyorlardı. Geri çekildi, derdi yanlış konuştun, derdi niye, derdi filan yerde filan oldu. Onlar bilirdiler, türküyü de bilirdiler, hikayeyi de bilirdiler, dinlemesini de bilirdiler. Ama biz şimdi ne dinleyiz? O olmadı. Aşık şimdi hikaye değil, değil ki, çoğu nedir? Reyhan'ın kaynatasına, kaynanasının türküsüne. Biz hele yeni işidirik ama eskisi adamlar onu değildi. O zaman bu gelen, alttan gelen ozanlar demek ki o geleneği sürdüremediler, bir şey ekleyemediler, katamadılar herhalde. Dursalar, bu aşık geleneği dünyada ölmezdi. Adam sade dolandırdığı birine tarif deyin, 5 liralık, 3 liralık el olmaz. O olmaz. Belki birinin cebinde para. Ama sen doğru dürüst söylesen, aşık geleneğini yaşatsan bunlar olmaz da. Peki Çobanoğlu, Şeref Taşlıova, Sabri Şimşekoğlu, diğer ozanlar, ya onlar da bu tür şey yapıyordu arada bir. Yok. Mesela dinleyenlerden. Onlar şimdi yaptığı zaman hoşuna gelirdi, tamam mı? Sana tarif de dese yerine getirirdi adam. Doğrusunu söylüyordu. Sen de ister istemez onun gönlünü yapırdın, verirdin bana. Ama şimdi adam dışarıdan gel içeriye, hoş geldin filan bey filan bey, olmadı da. Adamın cebinde para yok, başkasından aldı verdi. El olmaz ki. Yani biraz ozan da o dinlettiği meclisi biraz bilecek. Daha da hafifledi. Eski ozanlar öyleydim, Allah hepsine rahmet etsin. Murat Çobanoğlu. Bir Çobanoğlu 100 sene de gelmez bu dünyaya. Var mı öyle bir ozan? Aşık İlhami Demir. Mesela Şeref Taşlıova. Sabri Şimşekoğlu. Rüstem Alyansoğlu. Bunlar bir topluma, bir meclise geldiği zaman meclis bel olurdu bak. Şimdi bak, tehlikeli adam var baksana. Ahır dolurdu, çok affedersin. Ahır dolurdu, toplum yeri. İnsanlar birbirinin üstünde olurdu, birbirinin üstünde. Nedi? Onları dinleme için. Ama şimdi ozan gelip, kim gelip hiç. Peki bu, şimdi köyde bu makineleşme falan hızla arttı. Traktör, evet. Biçer döver, işte şimdi ahtapot çıkmış, o boşaltıyor, bindiriyor. Yani bu makineleşme biraz da bu insanı birbirinden uzaklaştırdı mı, soğuklaştırdı mı? Yani bu kültürler de biraz onların etkisinde mi kaldı? Önce de mesela insan oturup konuşuyordu evlerde, değil mi? Gece sohbetler oluyordu.
Ozan geldiği zaman dinleniyordu. Tamam, belki bu söylediklerinizin etkisi var, doğru. Yani Ozanlar böyle her mesele, diyorum ki sizin gömleğiniz kareli, size bir şey söyleyecek. İşte gömleği karelidir, bu amca nerelidir deyip tamam, gerisi birkaç kafiye uysun, şiir önemi değil. Daha da hafifleşti yani. Ben sadece bunu diyorum. Hafifleşti. Şimdi meclis var mı, bak meclise. Bak dışarıda insanların hepsi arkasını dönüp onu dinlemir mesela. Demek ki bu aşıklık geleneği bitti ya, bitti. Ya da siz mi doydunuz? Yani çok mu? Bizi doyurdular. Biz doymadık. Ozanlara biz doymadık. Mesela bir Sabri Şimşekoğlu'muz vardı. Murat Çobanoğlu'muz vardı. Geldiği zaman halk, millet bile can atardı onları dinlemek için. Vallahi billahi bunun alt üstü yoktu. Bazalarda şeyin akırın bazalarına çıkardı. Gelin, kız, kadınlar mesela. Erkekler sığmadığı zaman bazalardan, kapılardan bakardılar. Onu dinlemek için. Ama şimdi o gelenek yok ki, daha öldü. Namaz derim kanadına, düşmem Allah kerimdir. Göz yüzüye köprüm olsa geçmem Allah kerimdir ama. Sofrasına sen mermer, al otak olsa da necis sana, el uzatıp kapısı açmam Allah kerim. Aman aman aman, azizim sana döndüm, yar vardım sana döndüm, uğraşacağım veremler lan, gelerdim sana döndüm, konuşar yeke hana, insana merak getirir, o kimi de yer canım aman. Aman 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 aman, al o tav olsa da meclis sana, el uzatıp kapısını açmam Allah kerim dünyayı. Adedir acılar görenin gözü yaşlıdır, eğilik insanlar da iki başlıdır benim azizim. Hesabı ekmeklidir, açlıdır, koltukta kalan ağzı yumulmaz, ağzı yumulmaz. Koltukta kalan kimi faydı yarın her gözlerim.
Şahin adam ezber sözü söyleyen, koltukta kalan ağzı yumulmaz, ağzı yumulmaz. Koltukta kalan değdi neydi, değdi neydi, değdi neydi, değdi neydi, ağzı yumulmaz. Kavurgası kalım oldum, o anama azalım oldum, diline kalan malı, diline kalan malı. Balam balam benim balam, ben senin kadar alam, tavşana gönülam, diline kalan malı, diline kalan malı. Dede Alasker, o anansa ben de eşinim. Bana güzel bir tarif desen, anam gilden getirdiğim kolik tavada sana ey kayganak yapacağım. Söylemez mi? Bakalım ne söyledi. O zaman ki geldim size, mail oldum bana göze. Sivinin çakıftı dize, külüme kavar malı, külüme kavar malı. Sivinin çakıftı dize, külüme kavar malı, külüme kavar malı. Balam balam benim balam, ben senin kadan alam. Alkış vurmayalım kaynana sözsün. Dede ana sen bir kenarda dur, sen böğün sabah ölüp gideceksin, yanımda kalan budur ana, sen Allah bize değme. Dedi hele beni ey dinle, eşine söyledi. Bakalım dördüncü kıtada ne söylüyor. Alasker gelir heleyden, suyu kurtulur küleyden, memela çıkıp köyleyden, turna kavar var, turna kavar var. Baram baram benim baram, ben senin kadan alam, kavuşamam göğün anam. Kocasına darıp da gülürsene. Kerkü abi merhaba. Merhaba. Önce gözün aydın olsun, hayırlı olsun. Tanju Hoca evleniyor. Evet. Gelin Ordu'dan geliyor. Evet, Ordu'dan getiriyorum. Daha önce gördün tabii gelini. Tabii gördük, tanıştık. Beğendin gelini. Beğendim, Allah'a şükürler olsun. İkisi de öğretmen. Evet, ikisi de öğretmendir.
Sevdin gelini değil mi? Evet, seviyorum. Çok seviyorum gelini. Şimdi var mı buradan, biz baktık böyle şey gibi, Bülent az önce gösterdi. Gelini karşılama mangası mı diyelim, ne diyelim, böyle oturmuş herkes gözü yolda, evet, gelini bekliyor. Evet. Ordudan var mı aralarında? Yok, daha gelmediler arkalarım. Evet, onlar da şimdi gelinle beraber gelecekler. Evet, gelinle beraber gelecekler. Peki ordulu akrabalarınızla da tanıştın. Evet, tanıştım. Nasıl, benziyor mu biraz bizim buraların şeyine? Onların töreleri daha başka oluyor. Bizimki başka, onlarınki başka. Ama uyuyor, kafalarımız birbirine uyuyor. Uyuyor. Evet, uyuyor. Onlar şimdi size bol bol fındık getirmişlerdir. Evet. Seni ne göndereceksin? Boş gitmez. Biz de buradan, bizim kazımız, kaşarımız, balımız meşhurdu. Biz de onları göndereceğiz. Kazlar var mı peki, kaz? Var kaz da kesim zamanı değil, kesmedik. Artık onu kış göndereceksin. İnşallah. Böylelikle orduyla Hamza Gerek köy. Onların da köyü var mı, yoksa şeyde mi oturuyorlar? Vallahi oralar, onlar ordulu ama İstanbul'da oturuyorlar. İstanbul'da. Evet. O zaman fındık gelmeyecek fazla. Gelecek. Ablası gelecek. Orada var. Yani o zaman sizin artık orduyla Hamza Gerek köy arasında böyle bir boş gidip gelme olmayacak. Bizim burada değil mi böyledir? Bir Aynen. eve mesela Aynen. önceden öyleydi. Şimdi de herhalde öyledir. Bir şey hediye gittiği zaman o kap geri boş gelmezdi. Evet. Onlar da içine bir şey evet. koyarlardı. Şimdi buradan kaşar gidecek, bal gidecek. Yağ gidecek, kaz gidecek, evet. oradan da fındık gelecek, evet. çay gelecek. Aynen, evet. öyle. Umarım dostluğunuz da daim olur, akrabalarınız da. Gözün aydın olsun, mesut olsunlar. Biz de gelini bekliyoruz. Şimdi hakikaten bunlar, arkadaşlar böyle durmuş yola bakıyorlar. Evet, onlar da gelini bekliyorlar. Gelini bekliyorlar. Evet. Hepsi akraba mı? Hepsi akraba. Peki böyle şeyden gelen var mı? İl dışından? Başka köyden? Hepsi bu köyden mi? Bu hacı Almanya'dan gelmiş. Şu benim annem. Almanya'dan? Evet. O da eşimin dayısının hanımıydı. Evet. Bu annemdi. Onlar Almanya'dan gelmişler. Şu hemen hacının yanındaki de akraba mı? O işte eşimin dayısının hanımıydı. Evet. Biraz Karadenizlilere benziyor mu? Evet. Yok, bu köylü. Karslı. Yok yok. Naymur. Biraz Karadenizlere benziyor. Keklik abla. Senin ismin de güzel. Keklik abla. Kim koymuş ismini? Babam koymuş benim ismini. Ne diye koymuş peki? Bilmiyorum Allah'ını da. Babam beni çok sevdiği için. Keklik. Keklik koymuş. Yani tabii o keklik artık, yani o zamandan bu zamana keklik, daha doğrusu insanlığın var olduğu şeyinde hep böyle kıymetli evet. bir kınalık keklik evet. değil mi? Babası sevdiğim keklik. Keklik çok koymuş. Hacım siz de Almanya'dan gelmişsiniz öyle mi? Yok. Karşı oturuyor. Kim geldi Almanya'dan? Ben. Almanya'dan geldin. Önce bir Almanya'dan gelenle konuşalım. Olur değil mi? Olur. Hoş geldin teyze. Hoş bulduk. Sağ ol. Allah razı olsun. Ne zaman geldin Almanya'dan? Geleli 2 ay olur geleli. 2 ay olmuyor. Hı. Olur. 2 ay olur. Yani 2 ay. Peki ne zamandır Almanya'dasın? 72'den gitmişim Almanya'ya. 72'den. Tabii. Almanca biliyorsun o zaman. Hayır hayır bilmiyorum. Yok canım. Ne yaptın 72'den bu tarafa? Bir kelime öğrenmedin mi? Çalışmadım. Onu yemedim. Çocuklar. Kocam çalışıyor. Bizim Bülent'in de yabancı dili Almancaydı. Bülent, ne soralım Almanca? Şimdi hiçbir şey öğrenmedin mi? Yok, yok, hiçbir şey bilmiyorum. Almanca ekmeği de mi öğrenmedin? Ekmeğe brot değiller o hiç. Başka? Tabii. Suya ne diyorlar? Bilmiyorum. Suyu da bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Şimdi bizim Kars'tan biri, bu Rusya 91'de o dağıldıktan sonra oralara işçiler falan gitmeye başladı. Bizim Kars'tan da bir grup işçi gidiyor oraya, çalışıyor uzun yıllar. Sonra geliyor, köylüleri toplanıyor. Orada ne var ne yok, ne yerler, ne içerler, nasıl yaşarlar diye herkes merak ediyor, soruyor. Herkes bir şey soruyor ama böyle ayak altında oturan gariban bey adam da aklına nereden geliyorsa diyor ki orada keçiye ne diyorlar diyor. O da diyor ki vallahi ben gelen de keçinin adını koymamışlardı diyor. Şimdi sen gelirken daha ekmeğin suyun adını koymamışlar mıydı Almanya? Ekmeğin adını bilir miyim? Suyun adını bilmiyorum vallahi, doğru değil. Konuşma. Hep orada Türkçe konuştunuz. Türkçe konuştuk. Mehlemizde, köylerimizde var idi yanımızda. Peki erkekler ne iş yapıyor orada sizinkiler? Çalışırlar. Nasıl çalışırlar? Yani ne iş yapıyor? Cam fabrikasında çalışırdı. Cam fabrikasında. Fabrikada çalışırdı. Evet. Her şeyde var. Ne bileyim. O kadar bileceğim. Peki bura mı güzel, Almanya mı güzel? Tabii memleketimiz güzel, katıf geldi. Bir zamanda gitti ama şimdi biz de kaçır kaçır geldik işte. Nerede mesele çekirler, bir vatan iyiydi, köy neye çete neydi, gezmeye gurbet il, ölmeye vatan iyiydi. Gördün mü Bülent? bir daha söyle onu. Vatan yahtıydı, köy neye çete neydi, gezmeye gurbet il, ölmeye vatan iyiydi. Yani diyor ki, nereyi gezersen gez, nereyi görersen gör ama
ölmek için kendi vatanında olacaksın. Kendi vatanının toprağına gömüleceksin diyor. Tabii size Allah uzun ömürler versin. Gideceğim mi tekrar Almanya'ya? Tabii gideceğim. 10. ayın 5'inde gideceğim. Evet. O zaman sen oradan Almanca öğrenmedin. Onlara Türkçe öğret o zaman. Onlar da örgeliyor, melek örgeler. Yeni yetmeler örgemiyor o kadar. Sen orada ekmeği epey de koy, onlar araşsın dursunlar bakalım. Ben başıma güller. Yerim, bugün de diyor, biz böyle alışmışız. Ne diyeceğiz, ne diyeceğiz biz? Sen ekmeğe orada epey de Almanlar yani, araştırsın dursunlar. Tabak geldi, bir şey geldi. Ne dedin? Derin tabak geldi, gelin geldi. Tabağa get. Hazır değil mi bunlar? Gelin ayak altına koyacak, gelin ayağından vurup kıracak. Gelin onu kırdı. Peki siz şimdi kaynana... Biz de lavaş getirecek. Lavaş bile düzecek anneannesi. Evet. Yani bereketli olsun. Kur'an tutacak başının üstüne. O diye geçirecek. Lavaşı da bereketli olsun diye. Lavaşı bile düzecek. Gelin toplaya toplaya korun üstüne koy ve eve getirecek odalara. Gelin biliyor mu bunu ordulu? Bilmiyor. Biz... He, kendimiz. Gelin şimdi lavaşları toplayıp çantasına koyarsan ne olacak bilmiyor. Canı sağ olsun. Lavaş kendisinindi. Yok yani onu bir yerine getirsin, toplayıp ne yapacak lavaş? Gireceği anneannesine, anneannesi de götürüp koyacak sandığa. Ya bunu Kekli abi öğrettin mi? Sonra gelin lavaşları topla, sofraya götürür mü? Ben de o kadar şeyi bilmiyorum ama. Eski anne, işte annem gibi biliyorlar, onlar biliyor da doğru da gelin buralı değil. Ne demişsin bu lavaş ne olacak? Dolu olsun da yani evet. Delvette olsun başı. Evet. Yani ekmek var. Bereketin simgesi. Mehmet'e ona seyf düzülür. Evet. Peki Kekli abi şimdi gelin buraya mı gelecek? Evet. Bu eve gelecek. Oturmayacak muhtemelen. Yok, burada oturmayacaklar. Burada. Onu demiyorum. Oturacaklar. Değil mi? Şimdi sen hazır mısın? Şimdi? Hazır. Ne var? Hani bir... Gelsin o hazırdır. Hazır, evet hazırdır. Tamam. Kekli abla hazır, hazır kaynana. Daha önce de zaten Yusuf evlenmişti, böyle bir şey de var. Evet. Değil mi? İlk kaynanalık değil yani bu. Evet. Efendim Kars merkeze bağlı Hamza Gerek Köyü'nü arkamızda türkülerle, halaylarla bırakıp ayrılıyoruz. Ve orada mutlu olmasını, mesut olmasını istediğimiz, dilediğimiz bir çifti düğünündeydik. Tanju'nun düğünündeydik. Ordu'dan gelen gelinimizi karşıladık. Ve biz onlara bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Haftaya aynı gün, aynı saatte karşınızda olmayı umuyoruz. Siz çaylarınızı demli tutun. Hoşça kalın. Karşıda çevirmeler nanay 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 nanay. Karşıda çevirmeler nazar olan gözüm aydın. Dadıba yo okhara peşme vay lo 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 vay lo lo vay lo lo vay lo. Dadıba yo okhara. Ya hemiş develeri gözlerim oynar yarı gördüm bu cet. Sevgili seyirciler sizinle beraber karı yağdıracağız, sizinle beraber gül açtıracağız. Evet, kar kış demiyoruz, köyden köye dolaşıyoruz. Amacımız köydeki yaşantıyı sizlere aktarabilmek.